İvme TV'den merhabalar. Otoriter popülizm tartışmalarının ikinci programıyla karşınızdayız. Bu kez konuğumuz Tümay Güllüoğlu. Kendisine merhaba diyorum. Merhabalar. Bize bugün Belarus'u anlatacak. Malum 9 Ağustos'taki seçimlerden beri Belarus'ta protestolar durulmuyor. Aslında bütün dünyanın gözü Belarus üzerinde. Türkiye'de de hem Türkiye muhalefetinde hem Türkiye'deki akademik camiada büyük bir heyecan yarattı bu protestolar. Çok tabii bizim ülkemizde bilinen bir konu değil Belarus siyaseti. Fakat Türkiye'de adet olduğu üzere herkes biraz Belarus uzmanı kesildi. Şimdi hakikaten Belarus üzerine çalışan Bilkent Üniversitesi master öğrencisi, otoriterleşme üzerine Doğu Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki bu tür rejimler üzerine çalışan bir genç arkadaşımız Tümay'la bu konuda bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi lafı çok uzatmadan ben ilk soruyla bu söyleşiyi başlatmak istiyorum. Sevgili Tümay, Belarus aslında eski bilinen Türkiye'deki adıyla Beyaz Rusya, eski bir Sovyet Cumhuriyetlerinden biri. 1991'de bağımsız oldu. Önce Şuşkeviç idaresinde, daha sonra da 94'ten itibaren 16 yıldır Lukashenko'nun demir yumrukla yönettiği bir ülke. Bu ülkeyi tarihsel süreç içinde toplumuyla, siyasetiyle bize bir özetini verebilirsen çok sevineceğiz. Tabii. Öncelikle çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Belarus aslında yani sizin de dediğiniz gibi belki de böyle sokaktan çevrilen bir vatandaşın haritada çok gösteremeyeceği bir ülke. Hem yani ülkenin kendisi itibariyle hem nüfusu itibariyle aslında böyle çok da güçlü bir aktör değil belki. Ama özellikle bu 1991 yılından sonra, özellikle 94 yılından sonraki yönetiliş biçimi itibariyle bizim otoriterleşme çalışmalarında sıklıkla rastlamaya başladığımız ülkelerden biri. Ya kısaca bahsetmek gerekirse 91'de bağımsızlıklarını elde ediyorlar Sovyetler Birliği'nde almasından sonra ve 93 yılına kadar Şuşkeviç başta. Hani Şuşkeviç de böyle bir bilim adamı, işte bir mucit, böyle teknokrat biri. Tabii Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra biraz böyle market reformları başlayınca yolsuzluklar başlıyor. En azından Lukashenko'nun olduğu tarafın iddiası bu. Ve bunun üzerine bir yolsuzluk komisyonu kuruluyor. Lukashenko da bu komisyona dahil. Daha öncesinde Sovyetler'de sınır birliklerinde çalışmış. Sovyetler ordusuna dahil olmuş. İşte bir tarım kooperatifinin başında şeflik yapmış. Böyle işçilerin arasından gelen biri. 93 yılından itibaren işte bu yolsuzlukların üzerine çok gidiyor. Ve yolsuzluk söylemi üzerinden Sovyetler Birliği'ne böyle yani Sovyetler düzenini savunmaya başladı. Yani Sovyetler Birliği'nde yolsuzluk olmuyordu. Kapitalizm gelince işte yolsuzluklar ayyuka çıktı. Hani beni seçin ben bunu düzelteceğim diyor kısaca. Ve 94 yılında yapılan seçimlerde Şuşkeviç'i devirip, yani devirip demeyelim de hani seçimlerde galip gelip devlet başkanı seçiliyor. Daha sonrasında önemli bir dönüm noktası 1996 yılında bir referanduma gidiliyor. Ve başkanlık süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor. Bu da 99 yılında yapılacak seçimlerin aslında 2001 yılının ertelenmesi anlamına geliyor. 2001 yılında da seçiliyor. Ve 2004'te başkanlık ofisinin aslında şöyle o zamana kadar yani 2004 seçimlerine 2004 referandumuna kadar başkan sadece 2 dönem orada oturabiliyor. Fakat 2004 yılında çok da böyle hani şaibeli bir referandum sonucunda o limiti de kaldırıyor ve ya teknik olarak seçilebildiği süre boyunca ofiste kalabiliyor. Zaten Belarus'un otoriterleşmeye başlaması da buradan sonra başlıyor. Çünkü tabii bu süre içinde belli kaynakların, devlet kaynaklarının işte koopte edilmesi başlıyor. Yani partizan kaynak dağılımı biraz başlıyor. İşte ihale yasaları değişiyor. Aslında otoriter bir rejimde gördüğümüz bütün özellikler 96 referandumundan 2004 yılına kadar böyle yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Öyle ki 2006 yılından itibaren
AGİT yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Belarus'un çok da böyle kendi kriterleriyle uyumlu olmadığını söyleyip biraz böyle seçimlerin şaibeli olduğunu, meşruiyetin işte biraz dengesiz olduğunu söylüyor. Tabii bu noktadan sonra hani işte, yargı organlarının tekrar böyle başkan tarafından atanması, yasama organının işte tahakküm altına girmesi. Yani otoriter rejimlerde gördüğümüz bütün özellikler özellikle 2006 yılından sonra artarak devam ediyor ve tabii sonuç olarak Alexander Lukashenko %80'lerin, 90'ların telaffuz edildiği rakamlarda ofisini koruyor. Ta ki bugüne kadar. Yani şu an hala ofiste. Ama bugün olan olayların sonucu aslında 94 yılından itibaren Lukashenko'nun biraz yönetim biçimiyle alakalı. Yani zaten otoriter rejimlerde bizim gördüğümüz şey şu genelde. Hani bir gecede olan bir olgu değil. Dolayısıyla çok böyle uzun zamanlara yayıldığı için, yani Lukashenko'nun durumunda 26 yıla tekabül ediyor. Çok uzun zamanlarda olduğu için bu değişimin şiddetini ancak geriye bakarak görebiliyoruz. Dolayısıyla yani sorduğunuz soru çok isabetli. Belarus'un bugünkü durumunun değerlendirilmesi için işte 94 yılından itibaren bakmak gerekiyor. Yani özetle Belarus işte referandumlarla, kanun değişiklikleriyle, partizan kaynak dağılımıyla otoriterleşmiş, totaliterleşmeye doğru giden belki hatta son zamanlarda bir rejim olarak otoriterleşme literatüründe sevilen ülkeler arasına girmeye başladı. Evet, yani bir açıdan şey diyorsun aslında bu otoriter, tipik bir otoriter rejim bir taraftan. Öbür taraftan Lukashenko'yu popülist bir lider de diyebiliriz. Çünkü bir takım popülist temaları çok yaygın olarak kullanıyor kendi meşruiyetini sağlamakta. Dış politika açısından da özellikle Rusya eksenine çok yakın. Zaman zaman Kremlin'le krizleri olsa da ana hatlarıyla orada. Yani işte dış politikadaki tepkilerine baktığımızda bir Venezuela konusunda yahut yani işte 2008'deki Gürcistan Savaşı'nda hep Rusya çizgisinde yer almış bir ülke. Tabii böyle bir ülkede demokratik yani hem bir taraftan işte asgari ölçülerde bir takım şekilsel kriterlere uyarak seçimleri sürdürmek bir problem. Bir taraftan da aslında toplumsal bir muhalefet var. Belki çok kendini yüksek politik bir dile tercüme edememiş bir muhalefet. Bu en azından 2020 Ağustos'a kadar böyle gidiyordu. Fakat bir anda kamyonun frenleri patladı tabiri caizse. Bu en son 9 Ağustos 2020'deki seçimlerin sonucu önce yani seçimlerin gerçi başa baş geçmesi bekleniyordu. Fakat bir anda Lukashenko yanlış hatırlamıyorsam sen beni düzelt akşam 7 sıralarında falan %80 küsur oyla başkan ilan edildi ve Belarus'ta kıyamet koptu bu şeyle, bu ilanda. Bu seçimleri öncesi ve sonrasıyla biraz anlatabilirsen dinleyicilerimize. Tabii. Yani dediğiniz gibi 9 Ağustos seçimleri aslında Lukashenko'nun, yani her şey yolunda gitseydi Lukashenko için, işte sorunsuz devam edeceği 6. dönemi olacaktı. Fakat işte sizin de dediğiniz gibi akşam 7 sularında o gün çıktı. Devlet kaynaklı bir takım organlar ve Lukashenko'nun %80'le tekrar 6. kere ofisi koruduğunu söylediler. Fakat bu tabii muhalefet, yani toplumsal muhalefetin beklentisini karşılamamakla birlikte gerçeği de yansıtmıyordu bir ölçüde. Çünkü Lukashenko'nun yani en böyle yansız ya da en böyle devletten bağımsız anket kaynaklarında bile oyu hani %30, %40 falan görünüyordu. Hani %80'i duyunca insanlar tabii biraz şaşırdılar. Ya şey de var tabii, hani özellikle Covid döneminde Belarus çok kötü yönetildi. Dolayısıyla hani toplumun Lukashenko'nun yönetim biçimini çok da benimsemeyi bırakmış olması da muhtemel. Dolayısıyla %80 gibi bir oranla çıkınca ve tabii bunu duyuran kaynaklarında hükümet kaynaklı olduğu bilinince işte kıyamet koptu. Bunun öncesinde tabii yani sadece %80 diye duyurulduğu için kıyamet kopmuş değil. Tabii Lukashenko'nun
yani seçime göreve geldiği 94 yılından itibaren böyle muhalefeti susturmaya yönelik bir takım hareketleri vardı zaten. Hani bundan önceki 5 döneminde de bunları gördük. Hani işte muhalefet liderleri ya dövülüyor, ya işte hapse atılıyor, ya tehdit ediliyor. Ya işte bu seçimde olduğu gibi seçime girmeleri bir şekilde veto ediliyor, engelleniyor. Dolayısıyla zaten çok böyle eşit, düzgün bir sandık şeyi yoktu. Sandık iradesi görmedik. Yani uzun zamandır böyle. İşte 2020 dünyada da değişen şartlarla birlikte bu memnuniyetsizliğin böyle ayyuka çıktığı bir zaman oldu. Ya kısaca özetlemek gerekirse böyle. Sonrasında neler oldu? Sonrasında tabii yani yaklaşık 10 gündür Belarus'ta çok ciddi protestolar var. Hani öyle ki bu ülke tarihinde görülmemiş büyüklükte bir protesto. Yani tüm şehirlerde işte binlerce insan sokakta ve şeye benziyor biraz az da şekil itibariyle. Yani Çavuşescu'nun o son meşhur konuşması vardır belki, merakı olanlar biliyordur. Hani biraz artık iş oraya doğru gitmeye başlıyor sanki. Tabii hani ya ben kendim Rusça bilmiyorum, Belarusça da bilmiyorum ama BBC'den işte Twitter'dan takip edebildiğim kadarıyla işte devlet televizyonunda çalışanların da işte greve katıldıkları, polisin göstericilerin safına geçtikleri, askerin emir aldıkları halde müdahale etmemeleri gibi böyle çok da Lukashenko'nun aslında tahakkümünü koruyamadığını gösteren şeyler de oluyor. Adaydan biraz bahsedelim, en böyle ismi duyulan. Svetlana Tikhanovskaya diye bir kadın, aslında 37 yaşında, İngilizce öğretmenliği yapmış, şimdi çalışmıyor. Hani basit sade bir vatandaş. Bunun öncülüğünde aslında kocası aday oldu. Fakat tutuklandı ve seçimlere girmekten men edildi. Dolayısıyla Svetlana Tikhanovskaya da kocasının bıraktığı yerden devam edip seçimlere katıldı. Zaten hani seçime girmesine izin veren adaylardan favori gösterilen oydu. Hem böyle hani medyatik, güzel, hoş bir kadın. Hem de hani artık yeter minvalinde çıktı. Kendini öyle lanse etti. Hani bu düzeni bitireceğiz diye geldi. Fakat tabii oy oranı %10 diye açıklanınca, o da dolayısıyla tabii kendi seçmenlerini mobilize etme yoluna gitti. İşte dolayısıyla bugün bizim Belarus'ta gördüğümüz şey aslında Tikhanovskaya'nın destekçileri ve artık düzenden memnun olmayan belki Lukashenko destekçilerinin böyle sokağa dökülmesi, bir değişim istemesi yönünde. Abi bu arada şunu da söyleyeyim, Tikhanovskaya şu an Belarus'ta değil, Litvanya'ya kaçtı. Onun da yani yine çeşitli kaynaklardan gördüğüm kadarıyla işte istihbarat servisi Tikhanovskaya'yı alıyor. Bir 3 saat kadar bir odada tutuyorlar ve ondan sonra gitme kararı alıyor. Hani burada da söylenen şey şu, ailesiyle tehdit edildiği, bir takım böyle şantajların yapıldığı falan söyleniyor. Daha sonra Tikhanovskaya Litvanya'dan böyle YouTube üzerinden ulaşmaya başladı. Hani ben iyiyim, işte devam edin, iyi gidiyorsunuz gibi. Ya süreç çok taze. Hani 10 gün oldu. Olayların nereye gideceğini biraz işte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ya benim düşüncem Lukashenko için pek artık iyiye gitmedi. Yani 26 yıldan sonra gücünün sarsılmaya başladığı izlenim uyandı bende. Yani hakikaten görüyoruz. Bütün büyük şehirlerde başta başkent Minsk olmak üzere çok kitlesel gösteriler var. Senin de dile getirdiğin gibi işte bazı yerlerde devlet hizmetinde çalışanların, polislerin, memurların vesaire o tarafa geçtiğini görüyoruz. Yani peki sen bütün bu insanları sırf Tikhanovskaya destekçileri olarak mı düşünürsün, yoksa daha geniş bir muhalefet platformu var mı? Bu muhalefetin ideolojik etmenleri nedir bu insanların etrafında toplandığı? Ya bence sadece Tikhanovskaya destekçileri değil. Yani az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi. Tikhanovskaya bu memnuniyetsizliği başlatan bir katalizör gibi oldu bence. Yani zaten hani 26 yıldır süren bir yönetim var. Yani Doğu Avrupa'da küçük bir ülkesiniz. İşte demokrasi işlemiyor. Ekonomi işte Rusya'ya çok bağlı. Hani her an böyle topun ağzındasınız ve bunun tabii getirdiği bir toplumsal memnuniyetsizlik illaki var. Ve hani değişmeyeceğini biliyorsunuz. Yani 26 yıldır aynı. Dolayısıyla bunun getirdiği bir memnuniyetsizliğin tezahürünü biz bence bu seçimler üzerinden gördük. Yani aslında
seçimin kaybedilmiş olması bence bir şey değil, hani bir amaç değil protesto etmek için. Bence bir araç oldu. Dolayısıyla bence geçmişten gelen bir takım artık hayal kırıklıklarının, kalp kırıklıklarının bir tezahürü oldu bence. Sorunuzun ikinci kısmına gelecek olsak, bence bu böyle yekpare bir muhalefet bloğu olmaktan ziyade toplumun farklı segmentlerinin bir araya gelmiş olması. Hani ya benim bildiğim kadarıyla hani protestolar çok böyle merkezi değil. Hani belli başlı işte fraksiyonların bir araya gelip yaptıkları bir olay. Ama hayır, bence sadece Tikhanovskaya'nın destekçileri değil sokaktakiler. Bütün muhalefet bloğunun böyle fazla da organize olmayan bir şekilde sokağa dökülmesi gibi duruyor. Ya ben öyle yorumluyorum. Yani biraz kendiliğinden bir hareket var. Biraz improvize, çok böyle bir hiyerarşik işte merkez ve işte daha alt kadrolar, kitle anlayışına dayanmayan. Ya bunu konuşurken bir soru daha sorayım. Türkiye'de maalesef özellikle bir takım otoriter rejimlere yakın şeyler çok fazla. Yayın organlarının etki alanları çok fazla. Bu meydanlarda gördüğümüz Belarus muhalefetinin kullandığı bu kırmızı beyaz eski Belarus bayrağını böyle bir neonazi bayrağı gibi aksettiriyorlar. Bunun hiç alakası yok değil mi? Bu bir Belarus uzmanı olarak sana sorayım. 1918'lerden falan beri kullanılan bir bayrak. Bir halk bayrağı aslında. Tabii çok 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 eski bir bayrak. Ya tabii bu muhalefetin sokağa dökülmesiyle birlikte bu da çok otoriter rejimlerde gördüğümüz bir olay. Yani itibarsızlaştırmak üzerine biraz olduğunu düşünüyorum ben. Yani yoksa Belarus'un kullandığı eski bayrağın hani bence Nazi bayrağıyla bir alakası yok. Bu tamamen hani muhalefeti hem böyle uluslararası camiada itibarsızlaştırmak için, hem de belki biraz böyle evde işte savaş yıllarını görmüş ya da savaş yıllarından sonra doğup büyümüş, o dönemin etkilerini hissetmiş kesimin biraz belki baskılanması için bir yöntem olabilir. Ya hani biraz böyle çırpınış gibi görüyorum ben onu. Ya yoksa Nazi bayrağının hani Belarus seçimleriyle ben çok bir alakası olacağını düşünmüyorum. Ya da Nazi yani biraz da belki şey yapılıyor. Şimdi bu Ukrayna'da işte 2014'teki büyük altüst oluşu düşünelim. Ukrayna'da da tabii ki Ukrayna'da işte bu Euromaidan etrafında örgütlenmiş muhalefeti içinde de gayet aşırı sağ unsurlar vardı. Yani bu dünyanın birçok yerinde bunu özellikle Doğu Avrupa'daki demokratikleşme hareketlerinde çok gördük. Hep böyle bir takım milliyetçi muhafazakar unsurlar vardı. Fakat yani bunların tepkiselliğini de hesaba katmak lazım. Yani burada ufak bir grubu öne çıkararak bütün oradaki muhalefeti yaftalamak aslında tipik böyle işte otoriter rejimlerin işte bakın bunlar işte faşist, nazi vesaire, ırkçı demek gibi böyle bir yaftalama mekanizmasını yansıtıyor. O bakımdan yani ben Tümay senin gibi böyle bir Belarus çalışan bir arkadaşımıza da bunu sorayım dedim. Çünkü hakikaten yani gerek Türk gerek dünya sosyal medyasında bu konudaki tezviratın haddi hesabı yok. O bakımdan şimdi aslında çok güzel bir yere geldik. Biraz böyle buradan senin çalışma konuna tekrar özellikle onun merkezine temas edeceğim. Şimdi bu otoriter rejimlerde tabii bütün bu tür tökezlemeler bir güvenlik krizi olarak ele alınıyor. Ve dünyaya özellikle işte bu otoriter rejimin kendi müttefiki olarak gördüğü ülkelerin kamuoyuna bu böyle bir işte burada dış kaynaklı işte böyle kriz çıkaran vesaire. Yani orada Lukashenko'nun konuşmasında gördük işte efendim bunlar Litvanya'nın adamları, Polonya'nın adamları, Hollanda'nın adamları falan gibi bir söylem var. Böyle bir bütün krizleri bir böyle güvenlikleştirme olarak dünyaya anlatılıyor ve buradan bir iç meşruiyet devşirilmeye çalışıyor. İşte yabancılar bize operasyon çekiyor, aşırı sağcılar operasyon çekiyor vesaire olarak. Bunu sen bir otoriterleşme çalışan bir genç akademisyen adayı olarak nasıl değerlendirirsin? Biraz burada daha böyle o teorik framework'e de dokunmanı istiyorum. Tamam. Yani bu aslında otoriter rejimlerde krizlerin güvenlikleştirilmesi bizim Türkler olarak çok da yabancı olmadığımız bir şey. Yani Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlar bunu iyi bilirler. Ya Belarus'ta da durum aslında maalesef. Belarus'ta da durum aslında aynı. Yani bu muhalefet hareketinin bir kriz olarak algılanması bence iki şekilde. Yani birincisi
İşte sizin de dediğiniz gibi hani dışarıdan bir müdahale olduğu, işte göstericilerin dışarıdan finanse edildiği, işte Litvanya'nın, Polonya'nın, Ukrayna'nın adamları olduğu söyleniyor. Hatta yani Lukashenko açık açık hani bunlar koyun dedi. Dolayısıyla bu kriz durumunda otoriter liderlerin genelde yaptıkları belli başlı basamaklardan ilki. Hani krizin ne olduğunun belirlenmesi ve akabinde tabii bu krizin biraz böyle güncel olaylarla bağdaştırılarak böyle parlatılması. Yani mesela elimizdeki kriz ne? İşte Lukashenko'nun seçimi üzerinden işte ülkede karışıklık çıkması. Ama aslında bunun sebebini dış ülkelere bağlayarak bu krizin seviyesini biraz daha yükseltiyor. Yani olduğundan daha büyük göstererek biraz böyle şeyini arttırıyor. Yoğunluğunu arttırıyor, şiddetini arttırıyor. Daha sonra tabii yine yani teoretik yani şey teorik bağlamda konuşuyorum. Hani krizin işte seviyesi yükseltildikten sonra bu krizin başlangıcı yani müsebbibi sayılabilecek bir düşmanın yaratılması lazım. İşte bu düşman da işte yine yeri geliyor Litvanya, Polonya. Yakınlarda işte hani NATO kapımızda asker yığdı bekliyor. Hani aklınızı başınıza alın gibi böyle bir ultimatum vermeye çalıştı. Dolayısıyla böyle işte halkın işte gerçek temsilcileri halk biz işte bizim karşımızda da işte dış güçler, elitler falan diye bir ayrım üzerine giderek krizin şiddetini daha da arttırıyor. Ve tabii bunu yapmanın özellikle yani 2020 Belarus'unda diyeyim çok önemli bir yolu medya. Yani medya üzerinden bunlar yapılıyor. Yani gerek sosyal medya gerek işte devlet medyası. Ve bu kimlik farkından yararlanarak bir yerde hani şeyi aşılamaya çalışıyor. Hani bakın böyle bir kriz var. Hani ülkenin durumu iyiye gitmiyor. Sizi bu gemi yani bu gemiyi yüzdürürsem ben yüzdürürüm. Aklınızı başınıza alın demeye çalışıyor. Bu aslında yani kriz yönetimi literatüründe de çok sıkça karşılaştığımız bir şey. Bunu aslında hani Türkiye'ye de uygulamak mümkün. Bunu Brezilya'ya da uygulamak mümkün. Yani genelde popülist söylemlerle başta kalan liderlerin uyguladığı bir basamak. Yani Lukashenko'nun şu ana kadarki kriz yönetiminde ya biz hani literatürde olan her şeyi görüyoruz. Hani nedir? İşte krizi tanımla, krizin seviyesini yükselt, krizin müsebbibini bul, bu müsebbiple halkı ayır ve hani kutuplaşma yarat, medyayla bunu parlat ve işte parlatmaya devam et. Ya yani şu ana kadar geldiğimiz noktada biz bu basamakların birkaçını gördük. Tabii bundan sonra hani muhalefet bloğundan gelecek tepkilere göre ya da işte dışarıdan Rusya'dan gelecek tepkilere göre bu basamaklar arasında işte atlayıp ya da yerini değiştirip devam edebilir. Ama genel anlamıyla ben yani çalıştığım konu olduğu için de söyleyebilirim. Lukashenko bunu böyle rasyonel bir şekilde yönetmeye çalışıyor ama aldığı dönütler yüzünden çok da süreci idare edemiyor gibi duruyor. Ama buna bir kriz yönetimi gözüyle baktığını söyleyebilirim ben. Evet yani yine de tabii hep şey düşünüyoruz, bu otoriter rejimlerin sıkıştığı anlamda yani bu bir taraftan en güvenlikleştirdikleri bütün meselelerin çözümünü anda aslında en zayıf oldukları an. Çünkü kısıtlı da olsa bir rıza üretimi belli ki yapamıyorlar artık ve ancak böyle şeyle, zapturapla böyle silah sopa zoruyla işte kitleleri biraz şey yapmaya, sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bu bakımdan, bu rıza üretimi bakımından bir soru daha soracağım sana. Belarus'ta ifade hürriyeti ne durumdadır? Yani geleneksel medya, sosyal medya buralar nasıldır? Hepsi hükümet yanlısı mıdır? Biraz daha muhalefetin konuşabildiği daha tarafsız mecralar var mıdır? Bunu kısaca bir özetleyebilirsen seyircilerimiz için. Yani hani benim bildiğim kadarıyla doğru soru Belarus'ta ifade özgürlüğü var mıdır olmalı. ya çünkü Freedom House'un son raporuna göre Belarus'taki ifade özgürlüğü 100 üzerinden 19 puanda. Hani yani 79, 69 ya da 59 değil hani işte yani belki bir yere kadar vardır diyebileceğimiz bir kıvamda değil, 19. Hani yok. Bu zaten bu da otoriter rejimlerde çok sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Çünkü otoriter rejimlerde özellikle televizyon öylesine böyle partizan kaynak dağılımına katılmıştır ki genelde muhalefet partilerini destekleyen ya da muhalif ideolojileri destekleyen kanallar ya da işte medya şirketleri pazara giremezler. Ya çünkü yeterli kaynakları olmaz.
Dolayısıyla ya çok böyle marjinal, yerel ölçüde yayın yaparlar. Hani işte bizdeki Konya TV gibi yayın yaparlar. Ya da sosyal medyada örgütlenmeye çalışırlar. Sosyal medyadan duyurmaya çalışırlar. Ama yani benim bildiğim kadarıyla ya Türkiye'de de böyle, Belarus'ta da böyle, halkın büyük çoğunluğu günlük haberlerini hala televizyon üzerinden alıyor. Dolayısıyla ifade özgürlüğü yok. Pazara dahil olan medya şirketleri de hükümet yanlısı olmak zorunda. Öteki türlü pazara giremiyorlar çünkü. Ya işte vergilendirmede sıkıntı çıkıyor, ya işte gerekli izinlerde sıkıntı çıkıyor. Ya direkt tutuklanıyorlar hani. Dolayısıyla medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğü Belarus'ta işte yok hükmünde. Çok kısıtlı. Zaten muhalefetin bu denli bastırmasının ve bu seçimlerde muhalefet hareketinin ayyuka çıkmasının bir sebebi de bu. Çünkü insanlar duyulduklarını hissetmiyorlar artık. Yani mesela 1994 yılında 20 yaşında olan biri, işte aklı eren, seçimlere katılan biri 26 yıldır sesini duyurmaya çalışıyor. Bunu başaramıyor. Hani protesto edemiyor, greve çıkamıyor. Kendisini destekleyen bir medya mecrası yok. Dolayısıyla bunun da getirdiği bir şeyle işte protestolar patladı. Yani bunun temelinde bence ifade özgürlüğünün olmaması değil, hükümet tarafından bastırılması da bir sebep. Evet, maalesef yani susturulmuş bir toplum, ezilmiş bir toplum. İşte ancak böyle bir olağanüstü halde böyle bu sokak protestolarıyla bu halkın birikmiş öfkesi patlıyor bir noktada. Tümay, çok teşekkür ediyorum bu program için. Bu temas edemediğimiz konularda acaba bahsetmek istediğin bir şey var mı? Başka vermek istediğin detaylar? Yani bahsetmek istediğim bir şey belki şu olabilir. Ya tabii süreç daha çok yeni. Hani bugünden belki hani Lukashenko gidecek, işte demokrasi gelecek gibi bir ifade kullanmak belki şu an yanlış olabilir. Çünkü hani olayların neden hızlı döneceğini hiçbir zaman kestiremezsiniz. Yani biraz sosyal bilimlerin gereği olarak hani gelecek hakkında biz tahminde bulunmaya çalışırız. Ama geleceği hiçbir zaman bilemeyiz. Doğal bir bilim olmadığı için. Dolayısıyla belki de işler ters de gidebilir. Ama en azından şu an gördüğümüz kadarıyla muhalefet ciddi bir ivme kazanmış durumda. Dolayısıyla otoriter rejimlerde halk hareketi başlayıp umut hiçbir zaman tükenmez diyelim. Öyle noktalayalım. Öyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar Tümay. Belarus halkına da buradan tekrar umudumuzu, selamımızı gönderelim. İvme TV'de daima gerek Belarus halkının gerekse dünyanın her yerinde özgürlüğü ve haysiyeti için hakkını arayan insanların yanındadır. Hepsine selam olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Değerli İvme TV izleyicilerinden tekrar rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takibe alsınlar. YouTube'dan kanalımıza abone olsunlar. Videolarımızı beğensinler. Tekrar gerek İvme TV'deki diğer yayınlarla gerekse bu otoriter popülizm tartışmalarıyla bu konuya katkı vermek istiyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Selamlar.